Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tefsir tarihi ve usulü 3. E, ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, başlığımız meal. Bu kelime arkadaşlar tevil kavramı gibi evele kökünden türemiş, mimli mastar ya da bir şeyin varacağı yer ve gaye manasında ismi mekandır. Yani ya ismi mekandır ya da mimli mastardır. Sözlükte ise bir şeyin özü, hülasası ve akıbeti anlamına geldiği gibi eksik bırakmak manasını da içermektedir. Eksik bırakmak manasını da içermektedir. Sözü önemli arkadaşlar. Kavram olarak ise sözlük anlamıyla irtibatlı olaraktan bir sözün manasını tam olarak değil de biraz noksanıyla ifade etmek demektir. Kur'an çevirilerine tercüme değilmeyip onun yerine daha ılımlı olarak meal kavramı kullanılmıştır. Çünkü bu kavram yukarıda belirtildiği gibi eksik ve hatalı tercüme demektir. Kur'an'ın ifade ettiği bütün manaları tercüme yoluyla aksettirmenin imkansızlığı düşünülürse tercüme yerine meal kavramı daha isabetli olacaktır. Kur'an'ın tamamını içeren ilk meal e, İtalyan oryantalist Guidi'ye göre Hicri 127 senesinde Berberice olarak kaleme alınmıştır. Şehriyara göre Kur'an Hicri 270 yılında Hint diline çevrilmiştir. Zamanımıza ulaşan en eski meal ise Farsça olarak Samanoğulları Emiri Mansur bin Nuh tarafından yaptırılmıştır. Bu meal İran'da birçok defa basılmıştır. İlk Türkçe Kur'an mealleri 9. asırdan itibaren yapılmaya başlamıştır. Batıda ise en eski Kur'an meali Latince olarak 1143 tarihinde hazırlanıp 1543'te İsviçre'de basılmıştır. Bundan sonra Gerek doğuda gerekse batıda pek çok Kur'an meali hazırlanmış. E, bu meallerin sayısı her gün artmaktadır. Bir diğer başlığımız müfessir arkadaşlar. Müfessir, fesara sülensi yani üçlü kök fiilinden tef'il veznine türetilmiş ismi faildir. Tefsir eden, açıklayan anlamına gelmektedir. İslami ilimlerin önemli bir branşı olan tefsire özgü bir kavramdır müfessir kavramı. Buna göre müfessir Kur'an'ı başından sonuna ayet ayet ele alıp belli bir yöntemle açıklayan kişi demektir. Müfessirliğin kriterleri arkadaşlar. Müfessirlerde bulunması gereken bir takım özellikler var. Suyuti'ye göre sağlam ve sahih bir inanç. Bunların yanında lügat, nahiv, sarf, iştikak, meani, beyan, bedi, kıraat, kelam, fıkıh usulü, esbab-ı nüzul, nasih, mensuh, fıkıh, hadis, mevhibe yani ilham ilimlerine sahip olması gerekmektedir. Son devrin meşhur alimlerinden birisi olan Ömer Nasuhi Bilmen de bu ilimlere ek olarak ahlak, psikoloji, sosyoloji, biyoloji, astronomi, coğrafya, tarihi ve siyer ilimlerini de bunlara ilave etmektedir. Bunlara ilaveten Günümüz ihtiyaçlarına bakıldığı zaman müfessirde olması gereken şartlar Arap dili ve edebiyatı, Kur'an ilimleri, fıkıh, fıkıh usulü, hadis, sosyo-kültürel tarih, sosyal psikoloji, astronomi gibi ilimler olması gerekmektedir. Bunlardan dikkat çekici iki önemli özellik. Birincisi Arap dili, ikincisi de Kur'an'ın nazil olduğu tarihi arka plan bilgisidir değerli hocalarım. Bilindiği üzere tefsirin konusu Kur'an'dır. Önemi ise Kur'an ve onun tefsirine ihtiyaç yoktur şeklinde düşünce ve yaklaşımlar asla doğru değildir, kabul edilmez. Çünkü insanlığın çok büyük bir kısmı bugün hala fikri ve ahlaki çöküşte çöküşten kurtulamamıştır. O yüzden Kur'an'a ve onun yol göstericiliğine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Esasen bilinmelidir ki insanın ahlaki zafiyet ve çöküşten kurtulması, olgunlaşması Kur'an ile mümkündür. Tefsirin gayesi, Tefsirin gayesi Kur'anın içerdiği yüce manaları ve hakikatleri araştırıp ortaya çıkarmak ve insanın bu hakikatlere göre bir hayat sürmesini sağlamaktır. Tefsirin gayesi. Şimdi tefsiri neden yapıyoruz? Gerekli mi? E, tefsir yapılmalı mı? İşte arkadaşlar bunların cevapları, başlığımız tefsirin gerekliliği. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı tefsire ihtiyaç duyan ayetlerden oluşmaktadır. Müşkil, müteşabih ayetler dediğimiz gibi o tarz ayetler tefsire ihtiyaç duymaktadır. Bir diğeri, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sana Kur'an'ı gönderdik insanlara indirileni kendilerine açıklayasın diye ayetinde de Kur'an'ın tefsir edilmesi emredilmiştir arkadaşlar. Kur'an ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri salat, zekat ve benzeri bir takım kavramlara yeni mana ve mefhumlar yüklemiştir. İşte bunların da e, bilinmesi için gene tefsir gerekmektedir. Kur'an, müminlerin şahsi ve toplumsal hayatlarını düzenlemek gayesiyle ibadet ve muamelet konularında hükümler koymuştur. Bu hükümleri ortaya çıkarmak yalnızca Kur'an metnini dilsel açıdan çözümlemekle mümkün değildir. Gene tefsire ihtiyaç vardır. Bir diğeri Kur'an'da mecaz, kinaya, istihara ve teşvik gibi edebi sanatlar yer almaktadır. Ee, i̇şte bunların da bilinmesi için gene tefsir gerekir. Mesela annemiz bize e, bazen bir kelime söyler, e, o kelimeyle biz çok farklı anlamlar ortaya çıkarabiliriz. Mesela bazen e, kızdığı için o kelimeyi söylemiştir. Bazen keyfi yerindedir onu söylemiştir. İşte bazen bizi tebrik etmek için e, yani o tarz bir kelime söylemiştir. Bunu o ortama göre artık söylendiği ortam gergin mi, yumuşak mı, e, keyifli mi, keyifsiz mi ona göre bu söylenen kelimeyi biz rahatlıkla anlayabiliriz. Ama düşün annemiz bize bir mesaj yazmış. Mesajda e, acaba annem bunu hangi manala söyledi? Mecazen mi dedi, kinayeli mi söyledi, acaba bir benzetme mi yaptı, bana kızdı mı kızmadım bilemeyiz. Onun için de arkadaşlar yazılı metinlerde ee, tefsir gereklidir yani. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca bilimsel hakikatler içeren kevni, kozmolojik ayetler bulunmaktadır. Bu nasları bilimsel keşiflerden istifade edilerek tefsir etmek gerekmektedir. Bir diğeri... Kur'an, uluhiyet, nübüvvet, insan, ibadet, ahiret gibi temel konulara ihtiva etmektedir. İşte bunların da e, gene açıklanması gerekmektedir yani. Kur'an bunları özlü olarak anlatmıştır. E, dolayısıyla çok detaylara inmemiştir. E, konuları gruplandırmamıştır. İşte bu sebeple de bunların izahı gerekir. Herkes kendi anlayışına göre Kur'an'a mana verirse birçok hatalar meydana gelir ve hakikatler kaybolur. İşte eğer tefsir yapılmasaydı herkes kafasına göre Kur'an'a mana verebilirdi ve de bu sebeple hakikatler ortadan kaybolurdu. İşte bunun için de Kur'an'ın tefsiri gereklidir değerli hocalarım. Şimdi tefsirde öznellik söz konusu arkadaşlar. Öznel demek, öznellik demek özneye ait olmak, subjektif hareket etmek demektir. Buna göre Kur'an'dan kaynaklanan özellik var. Bir de müfessirden kaynaklanan özellik var. Kur'an'dan kaynaklanan özelliklerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de nasların bir kısmının muhkem bir kısmı ise müteşabihtir. Muhkem ayetlerin anlaşılması ve yorumu yani anlaşılması ve yorumu açıktır. Onun için ayrıca bir ekstradan açıklamaya gerek yoktur. Ama müteşabi ayetler biraz farklıdır. Müteşabi ayetler tam manasıyla ne dediği anlaşılmadığı için farklı farklı açıklamalar, tefsirler ortaya çıkabilir. İşte bu Kur'an'dan kaynaklanan bir yorum farklılığıdır. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim'de gaybi konuların geçmesi de gene Kur'an'dan kaynaklanan Kur'an'ın farklı yorumlanmasına sebeplerdir arkadaşlar. Çünkü gaybi konularda müfessirler farklı farklı yorumlar yaparlar. İşte bu da Kur'an'da gaybi konular olmasından sebebi, dolayı farklı yorumlar ortaya çıkar. Yani Dolayısıyla bu Kur'an'dan kaynaklanan bir yorum farklılığıdır. Bir diğeri Kur'an indirildiği dönemin yani Arap toplumunda bireysel ve toplumsal hayatla ilgili cevaplar, tespitler, öğütler tavsiyeler, emir ve yasaklar vermiştir. İşte bunların da gene alimler tarafından yorumlanması farklı farklı olmuştur. Yani bu mevzular Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da geçtiği için de Kurandan kaynaklı yorum farklılıkları oluyor. Bir diğeri, Kur'an her muhataba farklı bir açıdan kendisini ee, anlatmakta yani muhatabı kendisine farklı bir açıdan çekmektedir. İşte bu da e, herkesin Kur'an'dan farklı bir şey e, almasına sebep olmaktadır. İşte bu müfessirler için de geçerlidir. Bu sebepten de Kur'an'ın böyle bir özelliği olduğu için e, bu da Kur'an'ın farklı yorumlanmasının Kur'an'dan kaynaklanan bir sebebidir. Bir diğeri de müfessirlerin farklı anlayışlara gitmesine yol açan önemli bir özellik de e, Kur'an'daki farklı kıraatlardan kaynaklanmadır, kaynaklanmaktadır. Yani bundan ne demek istiyor? Şöyle Nisa suresi 43. ayeti kerimede geçen lemese fiilini kıraat alimlerinden Hamza ve Kisai sülesiden geldiğini yani üçlü bir fiilden geldiğini savunup elifsiz olarak lemestüm diye okumuş. Diğer kıraat alimleri ise müfale babından olduğunu kabul ederek lemestüm diye l'yi le uzatarak elifli olarak okumuşlar. Birinci kıraat şekline göre dokunmak manasına geliyor. İkinci kıraate göre ise cinsel ilişkide bulunmak anlamına geliyor. İşte Ebu Hanife de demiş ki bu e, le lemestüm şeklindeki kıraati esas alarak söz konusu kelimenin cinsel ilişkide e, olma anlamına geldiğini e, kabul ederekten e, abdestin bozulmayacağını yani e, bu kelimeyle abdestin bozulmayacağını söylemiş. Ancak İmam Şafii de demiş ki e, bu demiş dokunmak manasında olan lemestüm e, olarak kabul etmiş İmam Şafii. O sebeple de e, dokunmaktan abdestin bozulacağını e, kabul ederekten böyle bir hüküm vermiş. İmamı Malik ve Ahmet bin Hanbel'de e, biraz daha orta bir yolda eğer dokunma şehvetli ise e, abdest bozulur. Şevet size bozulmaz demiş. İşte kıraat farklılığı dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yani birileri lemeslüm diye okuyor, biri lemesün diye okuyor. İşte bu sebepten de e, ortaya farklılıklar çıkmış oluyor. Müfessirden kaynaklanan öznelik. Bunlardan birincisi müfessirler akıl, zeka, kabiliyet ve bilgi birikimi yönünden birbirlerinden farklı seviyededirler. Bunun böyle olması gayet doğaldır. Bu durum işte müfessirler için de aynen geçerlidir. Günümüzde bilgi seviyesi ve kabiliyeti farklı olan kişilerin Kur'an yorumlarında değişik sonuçlar görülmektedir. İkincisi insanların farklı medeniyet, kültür, çevre ve ortamlara sahip oldukları bilinç farklılığı da Kur'an yorumcusunun öznel anlayışında etkili bir unsur olarak görülmektedir. Bir diğeri ilk dönemlerden itibaren Kur'an tefsirinde başlıca iki eğilim söz konusudur. Bunlardan biri nakli, diğeri ise akli yaklaşımlardır. Hemen her dönemde akli tefsiri caiz görmeyip ona karşı çıkanlar olmuştur. İşte akli tefsirin yanında yer alma veya ona karşı çıkma olgusu tefsir geleneğinde doğal olarak farklı yorumların ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Bir diğeri bilindiği gibi insan bulunduğu dünyaya ve yaşadığı çevreye aittir. Bu sebeple içinde var olduğu anlam dünyasından koparak yorumda bulunamaz. İşte bu noktadan hareketle denebilir ki tarih içerisinde siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel gelişme ve değişimler İslam toplumunu belli fikir ve düşünceler etrafında gruplaşmaya götürmüştür. Böylece gruplar giderek kendi kab e, kabullerinin daha doğru olduğunu ispat edebilmek için Kur'an'a yönelmişlerdir. İslam düşüncesinde e, tarih boyunca çeşitli ilim dallarına mensup din bilginlerinin Kur'an naslarını yorumlama konusunda e, farklı bakış açısını benimsedikleri anlaşılmaktadır. Mesela Batiniye'nin özgün mezhebi formu olan İsmailiye'ye göre namazın içsel anlamı gerçekte imamla yani devlet başkanı ile bütünleşmek, bütünleşmektir. Dolayısıyla zamanın imamından yana şüphesi olan bir kimsenin kesinlikle namazı kabul değildir. Tefsirin diğer İslami ilimlerle ilişkisi Kur'an'ın anlaşılmasını temin etmeye çalışırken başta hadis olmak üzere siyer, tarih, Arapça, ahlak ve benzeri İslami ilimlerden yararlanan tefsir, elde ettiği sonuçları Müslümanların itikadi ve ameli hayatlarında çok önemli bir yere sahip olan kelam ve fıkıh gibi iki temel bilim dalına takdim etmiştir. Onlar da elde etmiş oldukları bu malzemeyi kendi yöntemleriyle işleyerek Kur'an eksenli bir hayat için altyapı oluşturmaya çalışmışlardır. Ancak e, şu da bir gerçek ki tefsir her ne kadar sözü edilen bu iki e, ilim dalı için malzeme temin, temin etmiş olsa da normatif bir yapıya sahip olmadığı için yani kural oluşturan bir yapıya sahip olmadığı için hiçbir zaman kural koymamıştır. Halbuki fıkıh ve kelam normatif bir ilim ilim dalı olmaları sebebiyle kendi alanlarıyla ilgili kurallar koymuşlardır ve bu kuralları da Müslümanların itikadi ve ameli yaşantılarına bağlayıcılık anlamında bir düzen getirmiştir. Tefsirin bir taraftan kendilerinden yararlanmak, diğer taraftan da onlar için malzeme üretmek suretiyle genelde bütün İslami ilimlerle, özelde ise kelam ve fıkıh ilmiyle sıkı bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Değerli hocalarım. E, dersimizin burada sonuna geldik. İnşallah bir dahaki derste tefsir tarihi ve usulü dördüncü e, ünitede görüşmek dileğiyle. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.